Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesindeki PKK hedeflerine geniş kapsamlı kara ve hava harekatı başlatıldı. Önce uzun menzilli obüsler ve savaş uçaklarıyla harekat alanı vuruldu. Ardından Mehmetçik bölgeye ayak bastı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi harekatı gece boyunca sevk ve idare etti. Operasyon kapsamında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. Havadan savaş uçakları ve helikopterler, karadan komando timleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Harekat Planı çerçevesinde Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesine geniş kapsamlı operasyon başlattı. Harekatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar bizzat yönetti. Operasyon için düğmeye 27 Mayıs Pazartesi günü öğleden sonra basıldı. Önce bölgede konuştu ve aralarında 40 kilometre menzilli obüslerin de bulunduğu topçu birlikleri belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Ardından Diyarbakır ve Malatya'daki üslerden 10'dan fazla savaş uçağı havalandı. Savaş uçakları harekata katılan bir tanker uçağında desteğiyle uzun süre teröristlerin sığınak, barınak ve silah deposu olarak kullandığı noktaları vurdu. Ardından devreye özel eğitimli komandolar girdi. Komandolar Sikorsky tipi helikopterlerle Kuzey Irak'a indirildi ve sızma harekatı başlatıldı. Sızma harekatına havadan atak taarruz helikopterleri de destek verdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı. Bu harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır denildi. Harekatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar ve komutanlar operasyona ilişkin insansız hava aracı görüntüleri eşliğinde operasyon sahasını izledi. Gece şartlarında da harekat yapılabilecek donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando timlerinin operasyonu sürüyor. Operasyona silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla da destek veriliyor. Hava harekatı sonrasında bölgede izlenen patlamaların mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olduğu belirtiliyor. Hakurk bölgesine eş zamanlı olarak Zap ve Kandil bölgelerine de harekat düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı ile koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtalarıyla Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınakların imha edildiği vurgulandı. Açıklamada harekatın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu belirtildi. Pençe Harekat Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine başlatılan operasyon devletin zirvesinin de yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı. Erdoğan operasyona ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mesajına alıntı yaparak paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun ifadelerini kullandı. Pençe harekatı sürerken İstanbul Irak'tan önemli bir konuğu ağırlayacak. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Salih'in ziyareti geçtiğimiz haftalarda planlanmıştı. Dün başlayan operasyonun ardından Salih'in ziyareti iptal edip etmeyeceği merak ediliyordu. Iraklı yetkililer planlanan ziyarette bir değişiklik olmadığını duyurdu. Salih, Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İftara katıldıktan sonra da Türkiye'den ayrılacak. Mayıs ayında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ziyaretinde terör örgütleriyle mücadele için iki ülke arasında asgari işbirliği ve güven anlaşması yapılmasına karar verilmişti. Görüşmede bunun ayrıntıları da ele alınacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Neçirvan Barzani'yi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak seçti. Barzani parlamentoda yapılan oynamada 81 oyun 68'ini aldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Neçirvan Barzani'yi yeni başkan olarak seçti. Parlamento sabah saat 11'de toplandı. 111 kişilik parlamento oturumuna 81 parlamenter katıldı. Oylamada Barzani 68 oy alarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yeni başkanı seçilirken diğer 4 aday hiç oy alamadı. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kürdistan Demokratik Partisi'nin müzakere sürecinde verdiği vaatlere bağlı kalmadıkları gerekçesiyle oturumu boykot ederek oylamaya katılmadı. Terörle mücadele operasyonlarıyla devam edelim. Siirt'in Kildo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Kildo ilçesi Çınarlı Su Köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde Şeyh Ömer Dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral olduğu tespit edildi. Ve siyasetin gündemi 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleri. Ekrem İmamoğlu'nun bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz dedi. CHP liderinin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ekrem Bey'in bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu herkes kabul ediyor. Vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Ve bu haksızlığı giderecek olan İstanbul'dur. İstanbul'da yaşayanlardır. İstanbullu kardeşlerimizdir. Onlar bu haksızlığı giderecekler, adalet terasindeki dengeyi yeniden sağlayacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun haksızlığa uğradığını söyleyen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. Bir cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Devletin başı ise bir partinin başı olamaz. Peki bir cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanları seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta CHP'nin, İYİ Parti'nin, diğer partilerin belediye başkanları adayları var. Bir tarafta da Erdoğan'ın fotoğrafı var. Ya Erdoğan belediye başkanı mı olacak? Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın 17 yılın sonunda geldiği noktayı kibir olarak yorumladı. 2002'de gelip Keçiören'de oturan mütevazi Erdoğan, 1100 saraylı yerinde bir kibir abidesine dönüştü. Kibir iyidir diyorsan git oyunu ver kardeşim. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayıştay raporuna yansıyan israf rakamlarını da paylaştı. Yönetici haricindeki bütün makam araçlarına son vereceğiz dedi. Sadece İstanbul Büyükşehir'den örnek vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 643 yönetici var. Makam aracı sayısı 1717. Ahlak ve vicdan sahibi olan herkesin bunu sorgulaması lazım. Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir. CHP lideri Türkiye'nin yönetilemediği görüşünde. 17 yılın sonunda nereye geldiler? Vatandaş borç batağında. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Yönetemezler. Devlet adaletle yönetilir. Öyle bir çıkmaza geldiler ki, devlet öyle bir şekilde savruluyor ki, devletin her şeyini dolara bağladılar. Bir dönem ne deniyordu? Dolar alan yanacak deniyordu. Şimdi Türk lirası tutan yanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri vardı. Akşener 6 Mayıs'ta 28 Şubat'ın bir tekrarını yaşattılar. Erdoğan emretti, Yüksek Seçim Kurulu eliyle milli irade gasp edildi dedi. Sayın Erdoğan emretti, YSK yerine getirdi. 6 Mayıs'ta milletimize, milletimizin iradesine karşı YSK eliyle bir darbe yapıldı. 28 Şubat'ın bir tekrarını yaşattılar ülkemize.
YSK eliyle milli irade gasp edildi. Sonra da gerekçeli karar diye bir belge açıkladılar. Darbenin gerekçesi, merekçesi olmaz. Darbe, darbedir, darbe, darbedir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi vardı. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Akşener'e göre iktidar belediyelerin kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Türkiye dibe vurmuş, bunlar hala İstanbul'daki rantın peşindeler. Neymiş? Gönül belediyeciliği. Kargalar bile güler be. Akşener'in hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Dünya her yıl hızla değişirken Sayın Erdoğan kendini hala belediye başkanı sanıyor. Devlet yönettiğini hala anlayamadı. Her konuşmasında Türkiye'yi nereden nereye getirdik diyor. 17 senede Türkiye'yi 3 kat büyütmüşler. 2019 arasında Sudan 6 kat büyümüş. Komşumuz Rusya 5 kat büyümüş. Kardeş ülke Azerbaycan 6 kat büyümüş. Sen bunlar kadar olamamışsın. Neyin havasını atıyorsun birader? Medeniyet trenini kaçırıyoruz Sayın Erdoğan. Akşener, tünelin ucunda ışık göründü diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da eleştirdi. 8 tane paket açıklanmış. Ekonomi toparlanacak diye açıkladıkları her paketle işler daha da kötüye gitmiş. 13 milyon kişinin sosyal yardıma muhtaç olduğu Suriye'den patates, Mısır'dan soğan ithal eden ülkede tünelin ucunda ışık görünmez. Derdini anlatan iş insanlarının tehdit edildiği ülkede tünelin ucunda ışık görünmez. Ve yeni eğitim sistemi. 17 yıl içinde eğitim sistemimizi tam 15 kere değiştirdiler. Her seferinde bu son diyorlar ama değişikliklerin sonu gelmiyor. Tarih dersini zorunlu olmaktan çıkarıyorsunuz. Bunu hangi aklı evvel ortaya koydu? Evlatlarımız tarihi sizin gibi televizyon dizilerinden mi öğrensin istiyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu bir beldede daha 31 Mart seçimini iptal etti. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Besni'ye bağlı Suvarlı beldesinde 31 Mart yerel seçiminde 880 oy alan İYİ Partili Mikail Ağar belediye başkanlığına seçilmişti. 769 oy alan AK Parti'nin adayı Mehmet Korkmaz ise Ağar'ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle önce ilçe seçim kuruluna ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu tarafından 17 Mayıs'ta Mikail Ağar'ın adli sicil kaydında bulunan suç dolayısıyla mazbatasının iptaline karar verildi. Bunun üzerine İYİ Partili Belediye Meclis üyeleri de istifa etti. Besni İlçe Seçim Kurulu'nca konuyla ilgili YSK'dan görüş istendi. YSK İlçe Seçim Kurulu'na beldede 31 Mart'ta yapılan seçimin yenilenmesi görüşünü bildirdi. Seçim yenileme ilanını takip eden 60 gün sonundaki ilk pazar günü Suvarlı'da seçim tekrarlanacak. Yaklaşık 130 bin askerin gözü kulağı mecliste. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen yeni askerlik düzenlemesi yasalaştığı takdirde binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Ancak teklif henüz Meclis Genel Kurulu'na gelmedi. Askerlik sistemini baştan aşağıya değiştiren sistem Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen düzenleme bu hafta Genel Kurul'un gündemine gelecek. Yeni düzenlemeyle temel askerlik eğitimi bir ay olacak. 6 ay zorunlu askerliğin ardından 6 ay daha askerlik yapılabilecek. Zorunlu askerliğin 6 aya düşmesiyle silah altındaki 130 bin askerin terhis olması bekleniyor. Terhis olmak yerine askerliğe devam edenlere ise ödeme yapılacak. Düzenlemede bedelli askerlikle ilgili unsurlar da var. Bedelli askerlik kalıcı olacak. 20 yaşına dolduranlar bedelli için başvurabilecek. Bedellide üst yaş sınırı lise mezunları
için 22, üniversite mezunları için 28, doktora yapanlar için 35 olacak. Bedelli askerlik ücreti memur maaşına endeksli olarak her yıl güncellenecek. Bedel bu yıl için yaklaşık 31 bin lira olacak ve peşin ödenecek. Mecliste ayrıca köprülerden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve hurda araçlardaki ÖTV indirimi için de hazırlanan düzenleme görüşülecek. İki FETÖ davasından çıkan kararlarla devam edelim. Eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer'e FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de firari FETÖ imamı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a verilen 7,5 yıllık cezayı onadı. Ali Sami Yıldırım'ın 15 Temmuz sonrası Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği tespit edilmişti. Yıldırım'ın aynı zamanda örgütün Rusya imamı olduğu da belirlenmişti. Yargıtay, Yıldırım ve beraberinde yargılanan iki kişinin daha cezasını onadı. Aynı davada yargılanan Adil Öksüz'ün bacanağı Erdal Şen'in hapis cezası ise bozuldu. Erdal Şen hakkındaki diğer davalarla birlikte yargılanmasına devam edilecek. Eski HSYK Daire Başkanı Nesibe Özer de terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanıyor. Yargıtay, Özer'in FETÖ üyesi olduğuna hükmederek hapis cezası verdi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada da 32'si muvazzaf asker, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü, ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı. Bu kapsamda 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer 29 şüphelinin arama çalışmaları ise sürüyor. Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı var. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. 40 şüpheliden 17'si tutuklandı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf 49 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmış. Bursa merkezli 25 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken 23'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli ise aranıyor. İstanbul'da serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramada çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların boğulduğu bölgedeki uyarı tabelası ise dikkat çekti. Gel. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Ormanlık alanda küçük kızın ayakkabısı, kıyafetleri ve kemik parçaları bulundu. İlk ayakkabısı bulunmuş, son elbiseleri, ondan sonra da cesetine denk gelmiş yolda. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 22 gün boyunca her yerde aranan 1,5 yaşındaki Ecrin'den kötü haber geldi. Küçük kıza ait olduğu tespit edilen eşyalarla bazı kemik parçaları bulundu. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, 7 Mayıs'ta Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. 10 gün boyunca süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, 17 Mayıs günü yeni bulguya rastlanana kadar çalışmalara ara verildi.
Soruşturma devam ederken denetleme için bölgeye giden orman muhafaza memurları jandarmaya bir ihbarda bulundu. Mahalleye 6 kilometre mesafedeki alana giden ekipler dere yatağında kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçasıyla kafatası ve kemik parçaları buldu. Aile kıyafetlerin küçük kıza ait olduğunu tespit etti. Kafatası, kemik parçaları bulunduğu söylendi. Ben kendimi görmedim. Çok üzgünüm. Ezin olacağını söylediler. Ama daha neyin net olduğu belli değil. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı getirecek diye bekliyordum. Bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, 100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafa tası, kaburga ve kaval kemiği bulunduğunu, vücudun bütün halde olmadığını açıkladı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar dedi. 1,5 yaşındaki Ece'nin bir hayvan müdahalesi sonucu mu hayatını kaybettiği yoksa bir kişi tarafından oraya bırakıldıktan sonra cesedinin parçalandığı soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Bölgede ceset arama köpeğiyle başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. Bıçak, satır ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kameralara yansıdı. Bıçaklar çekildi, eline satırı alan koştu, sandalyeler havada uçtu. Ortalık savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli iki grup sokak ortasında alacak verecek meselesi yüzünden kavgaya tutuştu. ₺300 borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli dört yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren Suriyeli genç, eline geçirdiği satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri kovaladı. Bu sırada bir kişi gencin kafasına sandalyeyle vurdu. Dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaralı genç kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Konya'da drift yapan sürücü kaldırım üzerinde duran yayaya çarptı. Yaya otomobilin altında sürüklendi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Küçük Kum Köprü Caddesi kavşağında yaşandı. Kavşakta drift yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkan otomobil elindeki poşetleri otomobile koymak üzere olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşüp otomobilin altında bir süre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesi sürüyor. 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise sorgusunun ardından para cezası kesilip serbest bırakıldı. İstanbul Bahçeli Evler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı bina yıkıldı. Yıkım sırasında hiçbir önlem alınmaması faciaya davetiye çıkardı. Neyse ki korkulan olmadı. Bahçeli Evler'de riskli olduğu belirlenen 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bina 18 Şubat'ta boşaltılmıştı. Binanın özel bir kuruluş tarafından yıkımına başlandı. Yapıdaki kolonların bir bölümü yıkıldı ve yıkım beklenmeye başlandı. Ancak yıkım sırasında hiçbir önlem alınmadığı görüldü. Bina yıkılırken fazla toz yayılmasın diye yapılan sulama işlemi de yetersizdi. Tek bir arazözle sulama işlemini yapan ekip gerekli uzaklıkta da değildi. Nitekim sulamayı yapanlar yıkımla beraber toz bulutu içinde kaldı. Yıkım sırasında çevredekiler de büyük panik yaşadı. Bursa'nın Kestel ilçesinde bir genç şelalede ölü bulundu. Yabancı uyruklu gencin suya atladığı sırada kafasını kayalıklara çarparak öldüğü iddia ediliyor. Kestel ilçesi Narlıdere mahallesindeki Narlıdere şelalesinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 27 yaşındaki Ahmet Mehdi Amuna'nın cesedini kıyıya çıkardı. Gencin arkadaşlarıyla serinlemek için gittiği şelaleden balıklama atladığı, suyun içerisindeki kayalıklara kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Nereye gidersen biraz.
Bursalılar bayram boyunca toplu ulaşımdan indirimli olarak yararlanacak. İndirim oranı %50 olarak uygulanacak. Burulaş'tan yapılan açıklamada Ramazan bayramı boyunca ulaşımda indirim olacağı belirtildi. Burulaş'ın açıkladığı bayram indirimi fiyatı %50 olarak belirlendi. Yazılı açıklamada Ramazan bayramı süresince 4, 5, 6 Haziran 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın Bursa şehir içi toplu ulaşım araçlarından %50 indirimle yararlanacak. Alınabilecekleri tüm değerli yolcularımıza duyurulur ifadelerine yer verildi. Bursa iş dünyası güçlü mesleki eğitim için düğmeye bastı. Mesleki eğitimin geliştirilmesi projesi 14 okulda uygulamaya başlanacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası mesleki eğitime yönelik önemli bir projeye imza attı. BTSO öncülüğünde iş dünyası kuruluşlarının ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hazırlanan mesleki eğitimin geliştirilmesi projesi 14 tematik okulda hayata geçiyor. Proje, iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak. Bursa endüstrisini, sanayisini, ekonomisini tarif eden alanlarda bu meslek liselerimizde inşallah başlatacağımız bu süreçle birlikte Bursa iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını buralarda oluşturmayı hedefliyoruz. Proje ile okul ve sektörün aynı dili konuşması hedefleniyor. BTSO bünyesinde yer alan sektörel konseylerin de aktif yer alacağı proje ile endüstriyel otomasyon, makina, tekstil, teknik tekstil, moda tasarımı, savunma sanayi, mikroelektronik, havacılık ve ileri malzemeler, gastronomi, turizm ve hizmet hedeflenen tematik alanlar arasında yer aldı. Muhatabını istihdama taşımayan bir eğitimin ve üretimi öngörmeyen bir istihdamın verimliliğinden ve sürdürülebilirliğinden söz etmek elbette ki mümkün gözükmemektedir. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa'da partisinin il başkanlığında kameraların karşısına geçti. Gündemi değerlendiren Uysal, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini eleştirdi ancak 23 Haziran'da hiçbir adayı desteklemeyeceklerini söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Bursa'daydı. Uysal partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuvvetler ayrılığı prensibinden bağımsız, Türkiye'ye özgü olduğu ifade edilen bu sistemin Türkiye'ye ürettiği maliyet çift haneli işsizliktir, çift haneli faizdir. Uysal YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesini eleştirdi. YSK'nın aldığı 6 Mayıs tarihi itibariyle bu kararın hem Türk demokrasisine hem de Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne bugünden başlayarak yarınlara uzanacak bir şekilde önemli maliyet çıkarttığı da ortadadır. Uysal, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde hiçbir adayı desteklemediklerini söyledi. Demokrat Parti olarak bu seçimlerde ne bir siyasi partinin kazandıranı ne bir diğer siyasi partinin kaybettireni olmayacağımızı 31 Mart yerel seçim sürecinde defaatle ifade ettik. Hiçbir siyasal partiye taraf değiliz. Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yolculuklarından biri olan Uluslararası Bursa Festivali 58. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 12 Haziran'da başlayıp bir ay sürecek festival boyunca Bursa'ya adeta yıldız yağacak. 58. Uluslararası Bursa Festivali'ne doğru geri sayım sürüyor. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı öncülüğünde düzenlenen festival 12 Haziran'da başlayacak. Her yıl çok daha iyi, daha yenilikçi ve beklenti yaratan bir etkinlik olsun istiyoruz. Yaratıcılığın ifadesi olan sanat sayesinde toplumumuzun kültür seviyesinin yükseleceğine inanıyoruz. Bir ay sürecek festival 12 Haziran'da Demir Demirkan ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başlayacak. Dünyanın ve ülkemizin en güzel sanatçıları her yıl olduğu gibi bu yıl da inşallah Bursa Festivali vesilesiyle çok değerli hemşehrilerimize buluşacaklar. Festivalde Cecilia Kurul, Seseria Ivora Tribut, Los Vivancos, Kubat, Muazzez Abacı, Gökhan Tepe, Fatma Turgut, Emre Aydın, Zerrin Özer, Gökhan Türkmen, İskender Paydaş ve Hande Yener gibi yerli ve yabancı isimler sahne alacak. Ayrıca gösteri sanatları kapsamında 3 silahşörlerle bir tayyareci Vecihi Hürkuş eserleri de sahnelenecek.
Konserlere Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Ayrıca 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışması da 7-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta aktörü Eşref Kolçak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen Eşref Kolçak, sağlık durumu ağırlaşınca Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu pazar günü doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kolçak için bugün ikindi vakti Asım Kocabıyık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz bültenimize. Her geçen gün yeni bir boyut kazanan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki krizde son açıklama İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı dün Irak ve Japonya'nın arabuluculuk tekliflerine rağmen Amerika ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ve müzakere için hali hazırda uygun bir ortam görmediklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Türkmenistan, Suriye, Japonya, Pakistan, Çin, Hindistan ve Irak ziyaretlerinin İran'ın tutumunu izah etmek için gerçekleştirildiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de kısa süre içinde 2-3 bölge ülkesini ziyaret edeceğini aktardı. Musevi, Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına ilişkin ise Amerika ile herhangi bir görüşmemiz yok ve hali hazırda Amerika ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz. Biz uluslararası anlaşmalara saygı temelinde hareket ediyoruz. Amerika da buna dönebilir. Biz bu şartlarda müzakere perspektifi göremiyoruz ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun öne sürdüğü 12 şartın bağımsız hiçbir ülke tarafından kabul edilemeyeceğini dile getiren Musevi, biz müzakere masasını terk etmedik. Nükleer anlaşma hala devam ediyor. İran her şarta hazırdır. Müzakere için herhangi bir ortam yok. Kendileri ne yapacaklarına karar vermelidir. Biz onlara ne yapacaklarını söyleyecek durumda değiliz ve onların davranışlarına göre kararımızı veririz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletini vuran hortum sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaşanan şiddetli fırtına ve yağışlar yerleşim birimlerini de yerle bir ederken çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Bir yanda hortum, bir yanda dolu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletini vuran hortumlar can aldı. El Reno şehrinde etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve hortum sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi. I felt the pressure drop in my ears just before it hit. Saatte 264 kilometre hıza ulaşan hortum, bölgede bulunan bir karavan parkı ve oteli de yerle bir etti. Ayrıca birçok kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve onlarca kayıp başvurusu yapıldığı duyuruldu. Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortumlarsa büyük çapta maddi hasara yol açtı. Ohio'nun Dayton kentini vuran hortum sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Eyalet genelinde 5 milyon kişi elektriksiz kaldı. Geçen hafta Ohio, Texas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini vuran en az 19 hortum nedeniyle de 3 kişi hayatını kaybetmişti. Japonya'nın Kawasaki kentinde bir kişinin ilkokul öğrencilerine bıçakla saldırması sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Saldırının ardından bıçağıyla kendini yaralayan saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü. Japonya bıçaklı saldırgan şoku yaşıyor. Kawasaki kentinde bıçaklı bir saldırgan ilkokul öğrencilerine saldırdı. Bir çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. 16 kişi yaralandı. İtsumo mite mikakete iru ano wakai seitosan tachi ga konna me ni aru tte no wa hontou ni kanashii koto desu shi
Başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de iki elinde de bıçak bulunan bir saldırgan durakta otobüs bekleyen öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu ve 39 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Orta yaşlı olduğu ifade edilen saldırgan daha sonra bıçağı boynuna sapladı. Ağır yaralanan saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü. 16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Dünyada suç oranlarının en az olduğu ülkelerden Japonya'da son yıllarda bıçaklı saldırıların sayısı arttı. 2016'da bir kişi engelliler yurdunu basarak 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmüş, 20 kişiyi yaralamıştı. Uzmanlara göre bir plastik şişenin doğada çözünme süresi yaklaşık 400 ila 450 yıl sürüyor. İşte bu konuya vurgu yaparak farkındalık oluşturmak isteyen Dünya Doğayı Koruma Vakfı 30 Mart'ta plastik kirliliğine dikkat çekmek için tam 450 yıllık bir canlı yayın başlattıklarını açıkladı. Dünyanın en uzun sürecek canlı yayını başladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Portekiz'in Lisbon şehri merkezli Nossa şirketiyle 30 Mart'ta başlattığı ve bir pet şişenin gösterildiği canlı yayının 450 yıl süreceğini duyurdu. Yapılan canlı yayının amacı son yıllarda artan plastik kirliliğine dikkat çekmek. Canlı yayına ait geri sayım bir web sitesi de açıldı. Geri sayım sayacında kalan yıllar, günler, saatler, dakikalar ve saniyeler görünürken kronometre çalışmaya devam ediyor. Ayrıca canlı yayının sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine başlatılan imza kampanyasında 400 bine aşkın imza toplandı. Plastik kirliliği Akdeniz'de yüzen atıkların %95'ini oluşturuyor. Deniz yaşamını tehlikeli yönde etkileyen plastikler artık deniz kuşlarının %90'ının midesine kadar ulaşmış durumda. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 556 kişi bir arada davul çalarak dünya rekoru kırdı. Ruslar böylelikle bayrağı bir önceki rekorun sahibi Brezilya'dan devraldı. Rusya'nın St. Petersburg şehrinin kuruluşunun 316. yılı kutlamaları çerçevesinde ilginç bir rekor denemesine imza atıldı. Rusya'nın birçok şehrinden St. Petersburg'a akın eden 556 davulcu, koreografi gereği aynı anda birlikte davul çaldı. Şehrin en büyük caddesi olan Nevski Prospekt'te toplanan davulcular tam 11 dakika boyunca birlikte davul çaldı. Guinness Rekorlar kitabına girmek amacıyla düzenlenen gösteriyi Guinness temsilcileri yerinde inceledi. Çocukların, gençlerin ve büyüklerin birlikte davul çaldığı anlar kameralarla kaydedildikten sonra Guinness temsilcileri incelemelerde bulundu. Böylece yeni rekor Petersburg'un oldu. Bu rekor daha önce Brezilya'nın Crescendo kentine aitti. Brezilya'da 104 kişi birlikte davul çalarak rekorlar kitabına girmişti. Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.